Bir çoxları hesab edir ki, məhz nəzarəti Rus sülməramları yox, Türkiyə hərbçiləri həyata keçirməlidir. Elə Murad Koçdan da bu istiqamətdə bir sual soruşmaq istəyərdik. Murad bəy, bizə eşidirsinizsə, istəyərdik ki, Türk hərbçiləri həmin ərazilərdə nəzarəti həyata keçirə bilərmi Rus sülməramları ilə birgə? Bununla bağlı nə qədər real təkliflər irəli sürülür? Sizdən eşidək. Tabii ki bu başlangıçtan beri olması gereken, Türkiye'nin özellikle bu barış gücü içerisinde ana ve asli unsuru oluşturması gereken, bölgede pek çok ülkeyle komşu olan ve aynı zamanda diplomatik ilişkileri Rusya-Ukrayna harbinden sonra da derinleşen ve bölgede bir denge unsuru olan Türkiye'nin mutlaka böyle bir bölgede bu güvenliğin tesisiyle ilgili rol üstlenmesi gerekiyordu. Ve üstlenmiş olduğu rolle beraber aynı zamanda süreç içerisinde diplomatik hadiseleri de yönetmesi gerekiyordu. Fakat bölgede malumlar olduğu üzere Rusya etkisiyle beraber Türkiye bu konuda şu anda istediği noktada değil. Ancak bugün oluşan üç deniz bölgesindeki denge, yani Karadeniz, Hazar ve Akdeniz bölgesinde oluşan dengede Türkiye'nin rolü ve önemi çok net bir şekilde ortaya çıktı ve Rusya'nın da pek çok bölgede kabul ettiği gibi şu anda artık Karabağ'da Türkiye ile ilgili bu bölgede bulunma zarureti taraflarca da teyit edilme aşamasına gelmiştir. Yani bugün itibariyle bundan sonraki süreçte Türkiye'nin bölgede yeni kartlarla, yeni girişimlerle, yeni askeri yeteneklerle bölgede barışı tesis etmesi lazım geliyor. Yoksa gördüğünüz gibi Ermenistan ve İran'dan kaynaklanan ve bölgede sadece bunlar değil biliyorsunuz istihbarat servisleri tarafından da yürütülen faaliyetler münasebetiyle bölgede bir demografik değişim ve aynı zamanda bölgede oluşan güvensizlik ortamı başka türlü aşılamayacak. Görüldüğü üzere Fransa'nın bölgede yürütmüş olduğu çok yönlü faaliyetlerin yanında aynı zamanda İngilizlerin de bölgeye çok farklı noktalardan dikkatini celbettikleri ve Amerikalıların da yüksek düzeyli olarak dikkat gösterdikleri bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgede yegane denge unsuru askeri anlamda bütün yapının içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yer almalıdır. Mutlaka da yer alacaktır. Çünkü Şuşa Deklarasyonu iki ülkenin aynı zamanda yüksek düzeyli birbirine karşı olacakları desteği de kayıt altına aldı. Bu noktada Gürcistan'ın bu konuya vereceği destek önem arz ediyor. İşte bu Savunma Bakanları toplantısından çıkacak sonucu da bu noktadan okumak ve arka planda yaşananları da ve bundan sonraki gelecekleri de bu düzlem üstünden okumak hepimiz açısından bölgenin barışı ve her iki ülkenin işbirliği açısından ve üçlü olarak geliştirilecek ittifak anlamında da çok önem arz edecektir diye düşünüyorum efendim.